Ceren'i gördüm. Neden olmasın? Ben olmadım. En azından benim kızım olsun. 2008'de gittiğimde zaten dünya gibi bir ortam var. En başta zaten evin götürüyordu yarışı. Ondan sonra kayboldu evin. Yine çalış, koş. Çocukluğum benim hep orada geçti. Toprak pistte geçti. Kız oluşu daha çok gurur verici. Ben 2010 yılında Barcelona'da çocuklarla evini örmek görerek atletizme başladılar. Barcelona ara hedefti benim için. Yani gördünüz, hep şeyden bahsediyorum zaten, çalışmak. Yani mesela Türkiye şampiyonu olmak, yaşıtlarımda Türkiye rekoru kırmak vesaire. Ama onun sonrasında bunları yaptıktan sonra artık şey diyorsunuz. Tamam, ben bunları yaptım. Başka yarışmacıları izledikçe neden ben olmayayım dedim kendime. Ve sonrasında çok daha büyük hedefler koydum. En büyük hedefim zaten olimpiyatlarda final yarışmaktı. Hayalinde olması gereken bir şey bence. Yani mutlaka hayal kurmanız gerekiyor. Mutlaka hayalinizin içinde olimpiyat olması gerekiyor. Gerçekten büyük başarı gelecek, bunu biliyorum. Ama hani yorulmasan zaten o başarıyı da elde edemezsin. Hani çok güzel de bir isim konmuş, Kır Çiçekleri. Yani onun gibisiniz. Çok güzel açarsınız inşallah ve ileride ülkemizi çok daha iyi yerlerde, o bayrağımızı dalgalandırırsınız. Ne güzel tabii ki böyle kız çocuklarıyla onların geleceğine yönelik konuşmak, motive etmek çok güzel bir duygu. Hani baktığımda zaten çok iyi bir yer. Onlar seçilmiş kişiler gerçekten. İnşallah ileride ülkemizi en iyi şekilde yetiştirecek kişiler buradan çıkar. Temennimiz bu yönde tabii ki. Farklı olaylarla karşılaştığınızda nasıl motive oluyorsunuz? Ya da işte antrenman yapmak istemediğinizde, yorulduğunuzda nasıl motive oluyorsunuz? Hani yarışmaya çıktığınızda daha farklı nasıl düşünüyorsunuz? Çünkü bazen evet dedikleri gibi de oluyor. Antrenmanda çok iyisin ama yarışmaya çıkıyorsun. Çok kötü dereceler gelebiliyor. Bu kişinin kendi psikolojisiyle alakalı. Bunu yarışmalara hani çok fazla yarış koşarak zaten atlatacaklardır ama diğer yöndeki konuşmalarda da çocukların tabii ki öncelikle çok çalışmaları. Sadece hani söyleyebileceğim o, çünkü ben çok çalıştım. Çok disiplinli bir hayatım vardı. Yani dışarı çıkıp belki arkadaşlarımla eğlenecekken ben antrenman yapıp hani evde dinlenmeyi seçtim ya da kamplardaysam. Tabii ki robot değiliz, hani insanız sonuçta. Bizim de tabii ki günlük bir hayat rutinimiz var ama eğer belli bir yere gelmek istiyorlarsa, olimpiyatları hedef alıyorlarsa ya da işte altın madalya gibi büyük yarışmalarda altın madalyayı hedefliyorlarsa bunun için çok çalışmalılar. Başka yapabilecek bir şey yok yani. Her proje çocuklarımızın hayatına dokunan projeler aslında. Yani böyle projelerin daha çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Onlar şu anda hani Mersin'in çok daha böyle belki uzak yerlerinden, hani köylerinden seçilip hani buralara gelip farklı şekilde hayata tutunma çabalarının hani bir şeyi aslında, bir göstergesi. O yüzden dediğim gibi bütün projelerde bu tür projelerin daha fazla çoğalması. Bizler de tabii ki elimizden geldiği kadar hani böyle, ben birçok yere gidiyorum konuşmak için, üniversitelere, okullara daha çok. Yani orada şeyi söylüyorum tabii ki, böyle bir arkadaşa bile dokunabiliyorsam ne mutlu bana. O yüzden hani böyle projelerde bu çocuklara yer verilmesi çok müthiş bir şey. Gurur duydum tabii ki de ve örnek aldığım bir isim. Her gün yani sahasına gidiyoruz, ona açılmış bir saha var. Yani biz neden olmayalım? Biz de örnek alıyoruz, onun yolundan ilerliyoruz. Çok güzel şeyler anlattı. Her şeyin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani benim mesela yarışlarda psikolojikmen kendimi nasıl rahatlatmam gerektiğini artık biliyorum yani. Korkmadan cesurca yarışacağımı
düşünüyorum artık. Nevin Hanım'la daha önce de tanışmıştık, yine gelmişti. O zamanlarda sorularımız olmuştu, onunla tekrardan karşılaşmak güzel oldu. Tabii o zamanlar daha küçüktük, daha yeni yeni başlamıştık. Şu an biraz daha adım adım profesyonelliğe doğru gittiğimiz için daha iyi oldu. Teknik anlamlarda sohbet ettik, sporcu psikolojisinden bahsettik, beslenmeden bahsettik. Çok yakınımızdan bir örnek, ilimizden, büyüdüğümüz yerden bir örnek. Tabii ki onun yolundan ilerlemek çok isteriz. Hepimizin amacı bu zaten. Yani psikolojimi düzgün tutmam, kendime güvenmem gerektiğini öğrendim. Onun dün videosunu izlemiştik ve ben de dedim ki kendime, ben de yapabilirim yani. Değişik branşta olsa yapabilirim. Bugün onunla bulaşmak, yeni haber olduğunda şaşkınlıkla karşılaştım. Mutlu oldum ilk başta. Sonra konuşurken çok sevindim, böyle heyecanlandım. Beslenme düzeni, uyku falan düzeni çıkardım. Akşam yani yattığımda yeni dövüşeceğim maçları düşüneceğim yani. Hem benle aynı branşı yapmış bir insan olduğu için hem de olimpiyatlarda adı geçmiş ve benim antrenman yaptığım sahanın ismini taşıdığı için çok heyecanlıydı ve çok gurur duydum. Onun sayesinde birçok yanlış yaptığım hatayı da düzelteceğim bundan sonra inşallah. Güzel bir gündü benim için ve antrenmanlarıma da farkındalık yaratacağını düşünüyorum.